Evet. O büyük soru. Büyük youtuberlar ne kadar kazanıyor? Öncelikle şunu söylemem gerek ki bizim bulacağımız miktarlar ortalama miktarlar. Yani tam 12'den vurma şansımız yok. Bu arada kanalımda internetten para kazanmadan tutun video düzenlemeye kadar bir sürü eğitim videosu bulunuyor. Eğer ki yeni gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse vakit kaybetmeden videoya geçelim. YouTuberların gelirlerini Social Blade verilerine göre hesaplayacağız. Ve hayır orada yazan paraya bakıp buymuş demeyeceğim. Gelir hesaplamanın başka bir yöntemi daha var. İlk youtuberımız tabii ki de Enes Batur. Şimdi Enes Batur'un gelirini hesaplayabilmemiz için CPM ile görüntülenmesini çarpacağız. CPM 1000 görüntülenme başına gelir demek oluyor bu arada. Eğlence kanallarının ortalama CPM'i 3 TL falan. Geliri hesaplamadan önce Enes Batur'un kanalına bir göz atalım. Enes Batur'un kanalına girdiğimizde görüyoruz ki çoğu videosu 20 dakika falan. 19 dakika, 17 dakika, 20 dakika, 20 dakika, 25 dakika. Yani ortalaması 10 dakika ve üstü. Bu da demek oluyor ki ortalama görüntülenme süresi daha yüksek. Ve bu da geliri arttıracak bir şey. O yüzden CPM'ini 3'ten koyuyoruz. Eğer ki videolar 10 dakika böyle kısa 5 dakikalık 6 dakikalık videolar olsaydı CPM'i muhtemelen 2, 2 lira falan olurdu. Hesap makinemizi açıyoruz ve buraya 192 milyon çarpı 3 yapıyoruz. Ve 576 bin TL olduğunu görüyoruz. Sondaki 3 sıfıra takılmayın. 576 milyon kazanmıyor. Bu arada videonun ilerleyen dakikalarında geliri hesaplamanın biraz daha kolay bir yöntemini daha göstereceğim size. Ama az önce de söylediğim gibi burada gördüğünüz miktarlar tamamen doğru olmayabilir. Daha çok burada ortalamayı hesaplıyoruz. Yani Enes Batur'un cebine giren net miktarın bu olmadığı kesin çünkü vergi falan ödünüyor bunun üzerinden. Ama başka etkenler de var. Videosunun para kazanması kapatılabilir, başka bir şey olabilir yani değişiyor bunlar. Ama yine de YouTube geliri aşağı yukarı bu böyle bir şey. Youtuber'lar için de çok önemli olan başka bir gelir kaynağı sponsorluklar. Büyük sponsorluklar alıyorlar ve ayda 1-2 sponsorluk alarak böyle aylık gelirleri kadar kazanabilirler. Yani tam ne kadar kazandıklarını biz bilemeyiz. Sıradaki YouTuber'ımız ya da YouTuberlarımız Kafalar. Kafalarda biraz durum daha farklı. Sonuçta onlar 3 kişiler ve geliri muhtemelen üçe bölüyorlar ama bizim hesaplayacağımız şey bu olmadığı için oralara girmeyeceğim. Kafaların aylık 20 milyon izlenme aldığını görüyoruz. Ama önce hemen bir kanallarına bakalım ve kanallarına girdiğimizde görüyoruz ki videoların süresi oldukça yüksek 40 dakika 30 dakika 50 dakika 9 dakikalık video var 20 dakika girmedi yani video süreleri neredeyse ortalama yarım saat ve bu da bayağı yükseltiyor gelirlerini bayağı reklam çıktı anlamına geliyor ama CPM'i yeniden 3 olarak alıyoruz ve aylık 20 milyon izlenme aldıklarını görebiliyoruz hemen buraya gelip 20 milyon çarpı 3 yapıyorum ve 60.000 TL kazandıklarını görebiliyoruz. Yani 3'e bölüyorlarsa kişi başı 20.000 TL geliyor. Üçüncü YouTuber'ımız olan Delimine'ye geldik. Delimine'nin kafalardan biraz daha fazla izlemeye sahip olduğunu görüyoruz ama yeniden bir YouTube kanalına bakalım. YouTube kanalına girdiğimizde video sürelerinin 23 dakika, 13 dakika, 20 dakika, 16 dakika, 13, 13 falan yani ortalama yine 15-20 dakikalık bir video süre uzunluğu var ki buradan da şunu çıkarıyoruz. Tekrardan de gelirini 3 ile çarparak bulacağız. Social Blade verilerine döndüğümüzde 30 milyon izlenmesi olduğunu görüyoruz son 30 günde. Buradan tekrardan gelip hesap makinemizden 30 milyon çarpı 3 yapıyoruz ve aylık gelirinin 90.000 TL olduğunu görüyoruz. Dördüncü YouTuber'ımız olan Orkun Işıtma'ya geldik. Orkun Işıtma'nın aylık 50 milyon izlenme aldığını görebiliyoruz. Her YouTuber'da da baktığımız gibi Orkun Işıtma'nın da bir kanalına bakalım. Şimdi Orkun Işıtma'nın ortalama video süresinin neredeyse 20 dakika ve üzeri olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki Orkun'un gelirini 3 ile çarparak bulacağız. Şimdi gelin size gelir hesaplamanın biraz daha kolay olan bir yöntemini göstereyim. Orkun Işıtma'nın bu aylık izlenmesi 50 milyon. Milyonu bırakın 50'yi alalım. 50 çarpı 3 yapınca kaç oluyor? 150. 150'yi de 1000 ile çarptığımızda 150.000 çıkıyor. Yani direkt 150.000 geldiğini bulabiliyoruz. Direkt öndeki milyon sayısını alıyoruz. Yani bu 40 olabilir. 40 çarpı 3 ne kadar yapıyor? 20 olabilir. 20 çarpı 3. Ve o çıkan sonucu da 1000 ile çarpıyoruz. Ki basit bir sonuç çıkıyor. Bayağı basit bir matematik istiyor yani. 50 çarpı kaç? 150.000 dedik. Hemen doğrulayalım şunu da hesap makinesinden. 50 milyon çarpı 3 yaptığımda direkt 150.000 lira olduğunu görebiliyoruz. Tabi videoda bir sürü kez söylediğim gibi bu gelir tam 12'den olmayabilir. Yani illa bunlar değişebilir. Biz sadece ortalamayı gösteriyoruz size. Bu yöntem ile böyle hızlı bir şekilde gelirleri hesaplayabilirsiniz. Ama size burada gösterdiğim yöntem milyon izlenen kanallar için. Eğer ki mesela bir kanalın 100 bin izlenmesi varsa ya da 300 bin izlenmesi varsa biraz daha farklı bir yöntem hatta daha basit de oluyor. Mesela diyelim bir eğlence kanalı var ve aylık izlenmesi 300 bin. Tek yapmamız gereken öndeki 300'ü alıp Kanal CPM'ine çarpmak yani eğlence kanalı 3 ile çarpıyoruz. 300 çarpı 3, 900. Burada 1000 ile çarpmıyoruz çünkü zaten binli sayılardayız. Yani kısacası 300 bin izlenen bir eğlence kanalının ortalama geliri 900 lira. Son YouTuber'ımıza geldik. Son YouTuber'ımız Kerim Demir. Kerim Demir benim uzun zamandır ve severek takip ettiğim bir eğitim kanalı. Aynı benim de olduğum gibi. Kerim Demir'in aylık izlenmesinin 1 milyon olduğunu görebiliyoruz. Her YouTuber'da olduğu gibi onun da bir kanalına bakalım. Kerim'in ortalama video süresinin 9 dakika, 8 dakika, 12 dakika, 12, 12, 12, <laughs> 13 dakika yani ortalama 9 dakika, 10 dakika falan olduğunu görebiliyoruz ve bu sefer CPM değerlerinde eğlence kanallarına göre büyük bir değişiklik var. Bu sefer geliri hesaplamak için 3 veya 4 ile çarpmak yerine 7 ile çarpacağız. Bir eğitim kanalının ortalama CPM değeri 7-8 lira falandır. Tabi ne tür bir eğitim kanalı olduğuna da bağlı bu ama ortalaması yine 7 lira 8 lira falan. Tekrardan şuradan social bait verilerine döndüğümüzde 1 milyon olduğunu görüyorduk. Şöyle hesap makinemizi açalım ve 1 milyon çarpı 7 yapıyorum ve aylık gelirinin 7000 lira olduğunu görebiliyoruz. Evet diğer kanallara göre şu an bu miktar size az gelmiş olabilir ama eğitim kanalları az izlenmeye çok para kazanıyorlar. Mesela şu CPM bir eğlence kanalımız olsaydı yani bir eğlence kanalından 7 CPM kazansaydık şu an o kadar paralar kazanırdılar ki hemen hatta bir örneğini de göstermek istiyorum. Mesela en büyük örnek olan Enes Batur'dan vermek istiyorum. Enes Batur 192 milyon izleniyordu. Şuraya geliyorum. 192 milyon yazıyorum. Çarpı 7 yapıyorum ve aylık gelirinin 1.3 milyon olduğunu görebiliyoruz. Yani baya büyük bir oluyor. Ama tabii bir eğitim kanalı bu kadar izlenmeye ulaşamaz. Son yani anlık olarak böyle 30 günde. Uzun vadede tabii ulaşabilir. Kısacası eğer ki eğitim kanalları ile eğlence kanalları aynı izlenmeye sahip olsaydı... Kat ve kat daha fazla kazanırdı eğitim kanalları. Çünkü eğitim kanallarının CPM'i çok daha yüksek. Videoyu bitirmeden tekrardan belirtmek istiyorum ki burada bulduğumuz miktarlar tamamen doğru olmayabilir. Belki daha fazla kazanıyorlardır, belki daha az. Bizim hesaplayabildiğimiz bu kadarı. Sonuçta ortada bir sürü etken bulunuyor. Videonun para kazanması kapatılabilir, sponsorluk gelebilir, vergi ödüyorlar. Yani tam anlamıyla ne kadar kazandıklarını bulamayız. Sadece ortalamayı hesaplıyoruz. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda youtuberların ne kadar para kazandıklarına değindik. Umarım video kısa gitmiştir. Umarım video için faydalı olmuştur. Eğer ki videoyu seyrediyse aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>